Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizde karşınızdayız. Yine merkezinde Manisa'nın ve ilçelerinin olduğu ancak Türkiye ve dünya gündeminden tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarını paylaşacağımız bir bültenle karşınızdayız. Sayın seyircilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanındaki 223 orman yangınından 217'si an itibariyle kontrol altında. Muğla ve Isparta'da 6 noktada ise alevlerle mücadele şu sıralarda devam ediyor. Yaraların sarılması noktasında tüm olanakları seferber ettiklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tespit edilen zararları açıkladı. Öte yandan akşam saatlerinde İzmir'de Balıklıova'daki makilik bir alanda da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yurt genelinde birçok ilde ard arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada 47 ildeki 223 orman yangınının 217'sinin kontrol altına alındığını söyledi. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. 2 ilde 6 orman yangını ve bununla alakalı çalışmalar sürüyor. Yaraların sarılması noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, Antalya'da tespit edilen zararı şu sözlerle aktardı. Yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Tespitlerimize göre zarar gördü 15.000 dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş telef, 2.783 küçükbaş, 27.407 kanatlı da telef oldu ve bunların hepsini daha evvelden kamuoyuna ödeyeceğimizi de açıklamıştık. Pakdemirli kontrol altına alınan yangınları da açıkladı. Marmaris bu sabah itibariyle artık kontrol altında. Marmaris yangını kontrol altında. Seydikemer yangını kontrol altında. Yılanlı yangını kontrol altında. Nazilli, Karacasu, Bozdoğan yangınları kontrol altında. Karabük yangını kontrol altında. Burdur kontrol altında. Adana, Sayınbeyli kontrol altında, Denizli, Güney kontrol altında. Dün 12 olan orman yangınları, irice yani büyük sayılabilecek orman yangınlarının 12 idi. Bugün itibariyle 6'ya düşmüş durumda. Son alınan kararla birlikte görevi olmayanların yangın yerine alınmayacağı belirtilmişti. Konu hakkında da açıklama yapan Pakdemirli, bakanlığın açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Bakanlığımız dışında bu konuda yetkili olmayan kişilerin kendi görüşlerini yansıtacak açıklamalar yapılıyor. Bunlar da zaman zaman maalesef kamuoyunu yanlış bilgilendirme oluyor. Sadece bakanlığımızdan yapılacak açıklamaların, özellikle kontrol açıklamalarıyla alakalı, bunları takip etmenizde fayda var. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği'nden gelen 2 uçağın Yunanistan'da daha ciddi yangınlar olması nedeniyle geri çekildiğini hatırlattı. Avrupa Birliği'nden gelen 2 tane uçak ayrıldı. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nde daha ciddi yangınların olduğu sebebiyle de bu uçakları geriye çektiler. Köyceğiz, Milas, Kabaklıdere ve Yatağan'daysa yangınlar sürüyor. Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler büyük çaba gösteriyor. Öte yandan İzmir'de de Balıklıova Mahallesi yakınlarında saat 14.45 sıralarında makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangına bir helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yangının çıktığı bölgede kara ulaşımının kısıtlı olması nedeniyle Rusya'dan gelen 2 uçakla müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgede devam eden güçlü poyraz çalışmaları zorlaştırıyor. Türkiye ve dünya farklı farklı doğal felaketlerle, afetlerle boğuşuyor değerli seyircilerimiz. Orman yangınlarının ardından şimdi de bir sel baskınına geçeceğiz. Bu kez de sizi Bursa'ya götüreceğiz. Sabaha karşı şiddetini arttıran sağanak yağış kentte sele yol açtı değerli seyircilerimiz. Bursa'da yağış sonrasında Değirmenönü Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Bursa, Kestel, Bursa'ya dair her şey. Bursa'da yağmur suyu sele döndü. Sel baskını sabah saat 5 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre saat 4'te başlayan yağmur şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu. Mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Selde mahallede bulunan yaklaşık 20 evde maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan başkenti Ankara'nın bazı noktalarında da sağanak yağış nedeniyle bugün sel baskınları yaşandı. Özellikle Ankara-Eskişehir karayolu su altında kaldığı için trafik uzun süre durma noktasına geldi. Bunu da yine önemli bir sıcak gelişmenin ayrıntıları olarak sizlerle paylaşmış olalım değerli seyircilerimiz. Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu bitiren kursiyerler için düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin koşullar uygun olursa Afganlara destek için Kabil Havalimanı'nı işletmeye talep olduğunu belirtti. Bu konudaki temasların sürdüğünü ekledi. Tüm Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanlığı görüşmelerimize hazır olun komutanım. Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer aldığı belirtilen Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu bitiren kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. 47 haftalık zorlu kursu katılımcılardan yarısından azı tamamlayabildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kabil Havaalanı'nı işletmeye talibiz dedi. 20 yıldan beri Afganistan'dayız. Afganlı kardeşlerimizin bir an önce barışa, huzura ulaşması için 20 yıllık gayretlerimizi sürdürdük. Son 6 yılda da tüm Afganistan için önemli olan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesini sağlıyorduk, sağlamaya devam ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa biz yine Afganlı kardeşlerimizin güvenliği için, Afganlı kardeşlerimizin huzuru ve ihtiyaçlarının karşılanması için, Afganlı kardeşlerimize destek olmak için bu havalarını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor değerli arkadaşlarım. TSK içindeki FETÖ'cü hainlerden temizlendikten sonra çok daha güçlü, kuvvetli, başarılı hale geldi diyen Bakan Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18.313 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18.313 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de 1631 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar, orman yangınları ile mücadele çalışmalarına da değindi. Türk ordusunun tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu sel konusunda, yangın konusunda da elinde mevcut, sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri ilk andan itibaren yangın ve diğer konularda seferber etmiştir. Bu sahip olduğu ve seferber ettiği araçları, gereçleri, imkan ve kabiliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde ülkemizin ve asil milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullandılar, kullanacaklar. Değerli seyircilerimiz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği Aksungur insansız hava aracı şu ana kadar sahada 1000 saati tamamladı. yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalkış rekoru kıran Aksungur İHA sahada görev yapmaya devam ediyor. Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATKOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor. İlk uçuşunu 2019 yılında yapan Aksungur, 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başladı. Aksungur'un sahadaki uçuş saati 1000 saate ulaştı. Özellikle devam eden orman yangınları için çok kritik bir eşikti ama ne yazık ki Bursa ve Ankara gibi bazı kentlerimizde de su baskınlarına, sellere yol açtı. Tabii ki anladığınız üzere bugünkü yağmurlardan söz ediyorum değerli seyircilerimiz. Ülkede yurt genelinde bugün sağanak yağışlar etkili oluyor. Kuvvetli yağış yüzünden ulaşımda oluşulabilecek su baskınları nedeniyle vatandaşlardan önlem almaları istendi. Sıcaklığın bazı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışların etkili olacağı belirtildi. Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'le, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde sağanağın etkisini zaman zaman arttıracağı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Değerli seyircilerimiz, 28 Temmuz tarihi itibariyle başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak üzere yurdun pek çok noktasında çıkan yangınlarda insanüstü bir çaba gösterilirken yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin yapıldığı yerleşim yerlerinde bir nebze de olsa mutluluk yaşanıyor. Bu kapsamda Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinin muhtarı Haydar Yılmaz da yangının evlere sıçramadan söndürülmesinde büyük çaba gösteren hem Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hem de diğer kurumların ekiplerine ve görevli herkese teşekkürlerini iletti. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Muğla ili Milas ilçesine bağlı Akçakaya mahallesinde de yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de görev aldı. Ormanlık alandaki yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar durumdan büyük mutluluk yaşadı. Akçakaya Mahallesi Muhtarı Haydar Yılmaz ve Muhtar Azası Deniz Yılmaz da yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekiplere teşekkür etti. Yangın bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'la görüşen Yılmaz, "Böyle bir felakette yanımızda olduğunuz ve cansiperane çalıştığınız için teşekkür ediyoruz" dedi. Akçakaya Mahallesi'nde yapılan çalışmalar dolayısıyla vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden de teşekkürlerini iletti. Bir vatandaş Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı etiketleyerek "Manisa İtfaiyesi ve personeline teşekkürler. Allah yar ve yardımcıları olsun. Her daim evimizi, köyümüzü canla başla korudular. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Binlerce teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yürekleri dağlayan yangınların bir an önce son bulmasını diledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Değerli seyircilerimiz, Yunus Emre Belediyesi öncülüğünde Alaşehir ve Kırkağaç ilçe belediyeleriyle Mehmet Supi Egemen Ortaokulu'nun katkılarıyla toplanan yardımların bulunduğu tır, yangınlarla boğuşan Muğla'ya doğru hareket etti. Yunus Emre Belediyesi yangın bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Supi Egemen Ortaokulu ve Kent Beton'un katkılarıyla toplanan yardımların yer aldığı tır, Yunus Emre Belediyesi önünden Muğla'ya doğru hareket etti. Yardım tırının içinde yanık kremi, yangın söndürme tüpleri, yangın eldiveni, su, hijyen kiti, gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Bölgedeki yangınların bir an önce söndürülmesini temenni eden Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, birçok ilde çıkan yangınlar sonrasında tüm Türkiye seferber oldu. Özellikle Muğla ve Antalya'da devam eden yangınlar sonrasında Manisa'dan da afet bölgesine birçok yardım gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre, Şehzadeler, Köprübaşı, Soma ve Gölmarmara belediyelerinin ortaklaşa topladığı malzemelerin bulunduğu tır Yunus Emre Belediyesi önünden hareket etmişti. Şimdi de yine belediyemiz öncülüğünde Alaşehir ve Kırkağaç Belediyesi, Mehmet Supi Egemen Ortaokulu ve Kent Beton'un da katkılarıyla toplanan yardımları gönderiyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına katılan, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak yangın bölgesine yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bizlere böyle afetler yaşatmasın dedi. Akşam saatlerinde Manisa'nın Saruhan ilçesinde çıkan orman yangını ise vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı değerli seyircilerimiz. 2 hektarlık alanın küle döndüğü yangını yakından takip eden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, vatandaşımız buradaki yangın için seferber oldu, Allah beterinden korusun diye konuştu. Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 14 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı söndürme araçları sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangında dumanları fark eden bölgedeki vatandaşlar da yangın bölgesine akın etti. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar yangının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağladı. Yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan küle dönerken ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı. Öte yandan yangının başlamasıyla birlikte bölgeye giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de çalışmaları yakından takip etti. Başkan Bilgin yangınların bilinçli bir şekilde çıkarıldığını savundu ve sert konuştu. Bir hafta 10 gündür tüm ülkemizde olduğu gibi Saruhanlı'mızda, Çakmaklı'nın üstünde, Dağdır mevkinde, Karatepe mevkinde 4 yerde birden yangın çıktı. Bu yangınların 4'ünün bir anda başlaması tesadüf değildir. Tüm ülkemizde olduğu gibi bunları yakanlara lanetliyorum. Bunlar milli servetimiz. Burada tüm vatandaşlarımız duyarlı davrandı. Orman işletme şefliği olsun, Saruhanlı Belediyesi olsun, tüm halk buraya seferber oldu. Allah beterinden korusun diyorum. Bunları kim yapıyorsa da Allah belasını versin diyorum. Yerel yönetimler gündemiyle ana haber bültenimizi sürdürüyoruz. Salihli Belediye Başkanı Seki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Maski ve Salihli Belediyesi işbirliğinde alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenilenen Karayahçı Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kayda, alt ve üst yapısıyla, kanalizasyonuyla Karayahçı tamamen yenilendi, hemşehrilerimize hayırlı olsun dedi. Bizim hizmette hiç eksik bırakmadığımız 102 mahalleden bir tanesi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Maski ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Karayahşi Mahallesi değişimi yaşadı. Mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında alt ve üst yapısıyla kanalizasyon sistemi tamamen yenilenen mahallenin bütün sokak ve yollarına kilit parke taşı döşenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi doğrultusunda çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin yer aldığı parkı mahalleye kazandırdı. Karayahşi Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kayda, Muhtar Halil Akaydın ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve belediye daire müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kayda incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2014 yılından bugüne verdikleri tüm sözleri yerine getirerek mahallelere hizmet götürdüklerini belirten Başkan Kayda şunları söyledi. Göreve gelir gelmez 2014 yılında Çaltılı'dan buraya Salihli'nin en güzel suyunu taşıdık. Bugün altyapısı, üst yapısı tamamlanmış. Kanalizasyon sorunu bitmiş. Su sorunu zaman zaman kaynak suların yetersizliğinden dolayı her yerde olduğu gibi burada da zaman zaman tazikli suda problemler oldu. Söylendi biraz önce. Çözmek Büyükşehir'le beraber bizim işimiz. Biz Büyükşehir'le beraber yola çıkarken bu sözü verdik mahallelerimize, köylerimize. Her şeyi bize aitsiniz. Her türlü sorununuzu biz çözeceğiz, birlikte çözeceğiz dedik. Ve bunu da bugün görüyorsunuz, tamamlanmış bir mahalle, altyapı, üst yapı, yolları pırıl pırıl olmuş bir mahalle. Ben burada 7 yıldan beri birlikte yol arkadaşlığı yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, mahallemiz hayırlı uğurlu olsun, hemşerilerim güle güle kullansınlar. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye genelinde kamu personeli seçme sınavı heyecanı bir kez daha yaşandı bugün. Memur adayları bu kez de KPSS'nin alan bilgisi sınavında ter döktü. ÖSYM Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisinin testlerinden oluşan birinci ve ikinci oturumu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara giden adayların heyecanlı oldukları gözlendi. Yani çalıştık, çabaladık bir yıl boyunca. Umarım başarırız. Emeğimizin karşılığını alırız. Heyecanlıyız abi. Gerçi boş bir heyecanımız var ama. Niye? Abi gerekli kadar çalışamadık. Motive olamadık. Çevresel etkenler, ülkesel etkenler. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Saat 10.15'te başlayan KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları yanıtlamaları için 150 dakika verildi. Saat 14.45'teki KPSS alan bilgisi sınavları ikinci oturumunda ise adaylara yine çoktan seçmeli 120 soru yöneltilerek 150 dakika süre verildi. Geç kalan bazı adaylar sınavın başlamasına 15 dakika kala kapıların kapatılmasıyla içeriye alınmadı. Sınava giremeyen adaylar duruma tepki gösterdi. Dil sınavı değil mi abi? Ama Covid'den dolayı malum dolaylar göbeği de kapatmışlar. Değerli seyircilerimiz, Manisa'dan İzmir istikametine giden yük treninin 4 vagonu İzmir'in Bayraklı ilçesinde raydan çıktı. Yaşanan bu olay yüzünden İzban'da Halkapınar-Çiğli durakları arasında günün uzun saatleri içerisinde seferler durdurulurken yük treni 6 saatlik bir çalışma sonucunda kurtarılabildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Turan İstasyonu yakınında Manisa'dan İzmir istikametine giden yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. Trenin raydan çıkması aynı hattı kullanan ve İzmir'de şehir içi ulaşımda en fazla kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İzban'ı da etkiledi. İzban'da Halkapınar-Çiğli durakları arasında seferler durduruldu. Trenin raydan çıkması üzerine bölgeye giden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri treni kurtarmak için çalışma başlattı. Getirilen vinçler yardımıyla yük treni yaklaşık 6 saatlik çalışma neticesinde raylarına yeniden oturtuldu. Yük treni bölgeye gelen başka bir tren yardımıyla bölgeden çekildi. Olay nedeniyle durdurulan İzban seferleri yeniden başlatıldı. Sevgili seyircilerimiz, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan uzman çavuş Mehmet Türk Yılmaz, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında yaralanmıştı. Türk Yılmaz, gördüğü tedavi sonrası iyileşerek ailesine kavuştu. Uzman çavuş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzceoğlu'nun kıydığı nikahla da dünya evine girdi. Teşekkür ederim. Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Türk Yılmaz, 24 Temmuz günü Irak'ta yürütülen operasyon sırasında sol omzunun altına isabet eden kurşun nedeniyle yaralanmıştı. Şırnak Askeri Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Türk Yılmaz, taburcu olarak memleketi Alaşehir'e ailesinin yanına döndü. Kendisini ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzceoğlu'ndan nişanlısı Duygu Akı gündüzde nikahlarını kıymasını talep eden Türk Yılmaz, nikah masasına oturdu. Evet. Bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Başkan Öküzceoğlu'nun makam odasında kıyılan nikahla Mehmet ve Duygu çifti dünya evine girmiş oldu. Çok mutluyum. Her iki bayram. Hem sağ salim eve gelmiş olması, aynı zamanda evlenmiş olması. Çok teşekkür ederim herkese. Önce sağlığıma kavuştum. Aileme kavuştum. Nişanlıma kavuştum. Şimdi de nikahımızı kıydım. Çok mutluyum. Evlilik cüzdanını her iki gence birlikte veren Ahmet Öküzceoğlu, genç evlilere nasihatlerde de bulundu. Ben bu süreçte sizlere başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce şekillenmesini istiyorum. Biz de genç çifte sonsuz mutluluk dileklerimizi iletelim değerli seyircilerimiz. Ve ne yazık ki hem doğa hem de insanlık adına bir önemli kaybın haberini aktarmak durumundayız. Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde boğazına takılan misina ve yuttuğu poşet yüzünden kıyıya vurup boğulmak üzereyken bulunan dev karetta kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen yenik düştü ve hayatını kaybetti. Poşetleri yiyorlar, misina, ip atıkları, hepsi sizler öldürdünüz bunu. Antalya Manavgat'ta denizin açıklarında boğulmak üzereyken bulunan ve boğazından misinayla çöp poşeti çıkartılan 50 yaşındaki yaklaşık 90 kiloluk dev karetta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karetta'yı bulan ve tedavisi için Haytap'a getiren Karetta Kurtarma Merkezi Dekafok'un başkanı Seher Akyol, kurtulacağını umut ettiği Karetta'nın öldüğünü duyunca gözyaşlarını tutamadı. Poşetleri yiyorlar, misina, ip atıkları, hepsi sizler öldürdünüz bunu. Dekafok Derneği Başkanı Seher Akyol, bu misina atıkları, çöp poşetleri çok sevdikleri deniz analarına benzediği için maalesef ölümlerine sebep oluyor dedi. Sahilde 50 ile 75 metre aralığındaki uzaklıkta bir karettanın başını sokup çıkardığını gördüm. Ve anında koşup müdahale ettim yüzerek. Ortalama 100 metre kadar yüzdük ve daha sonra can kurtaranlara seslendik. Sağ olsun oradaki sporlarımıza destek verdi ve aracımızla getirdik geldik Haytap'a. İyi ki Haytap buradaydı. İlk boğazından çıkardığım bütün bir misine atığıydı. Burada da 50 santimlik bir misine çıkardık. Bu misine atıkları, çöp poşetleri, çok sevdikleri deniz analarına benzediği için karettalarımızın maalesef ki ölümlerine sebep oluyor. Karettaya müdahale eden veteriner hekim Ebru Güder, uzun süre oksijensiz kaldığı için karettanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Çok uzun süre denizde kalmış. Geldiğinde zaten solunumu yoktu. Yani direkt durdu solunumu. Biz veteriner arkadaşımla beraber ilk acil müdahalelerini yaptık. Entübe ettik. Bol miktarda köpük çıktı. Yani bu olduğunu gösteriyor. Acil müdahalesini yaptık. Solunum desteği yaptık. Bir ara düzelir gibi oldu ama çok uzun süre oksijensiz kaldığı için müdahalelerimiz aslında yani şu an yetersiz kaldı. Ne yazık ki sonuç alamadık. Ölen aslında yeni insanlık olmuş değerli seyircilerimiz. Ana haber bültenimizin sonunda sırada spor dünyasından haberlerimiz var. Ve bugün Tokyo'dan gelen güzel madalya haberleri var. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında kadın boksunda altın madalya kazanan Buse Naz Sürmeneli ile gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu, Türk spor tarihine isimlerine altın harflerle yazdırdı. Haydi Buse Naz Çakıroğlu. Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Buse Naz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Buse Naz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu. Kendisi de lisanslı tekvandocu olan Buse Naz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli, kızının şampiyonluk maçında dakikaların bitmek bilmediğini belirterek sevinçlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı duygu dolu dakikaları şu sözlerle anlattı anne Sürmeneli. Sevincimiz bayağı büyük. Buse Naz tek değil. Buse Naz'ın arkasındaki camia olduğu gibi çok büyük sabırla, fedakarlıkla, hiç durmadan bugüne kadar geldiler. Bu gün değil, aylar değil, bu birkaç yıla sığdı. Birkaç yıl olimpiyat. Çocukluğundan beri sporcu yapabilmek için her türlü fedakarlığı, baba anne olaraktan, bütün aile olaraktan, Türkiye halkı olaraktan hepsinin destekleriyle birlikte belli bir yere geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Çakırol kaptı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Ve böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizlerin şansı, aileler, milletimiz olarak tebrik ediyorum. Buse Naz Çakıroğlu da Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi. ...2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate'de erkekler kumite artı 75 kiloda Uğur Aktaş ise bronz madalya kazandı ve böylelikle 1948 yılındaki 12 madalyanın ardından Türkiye Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 13. madalyasına ulaşarak rekor kırdı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı. Kumite artı 75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzade ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcumuz ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Aktaş, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine şans avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı. Aktaş müsabakaları olimpiyat bronz madalyası alarak tamamladı. Aktaş'ın bu madalyasıyla Türkiye, Tokyo'da 13. madalyasını kazandı. Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalyalık rekorunu da böylelikle kırmış oldu. Tokyo 2020, Türkiye'nin en çok madalya kazandığı olimpiyat oyunları oldu. Ümit edelim madalyaların ardı arkası gelmeye devam etsin ama farklı branşlarda özellikle Türkiye'nin madalyalar alması sevindirici. Ancak tabii çok ciddi spor yatırımları çok daha büyük başarıları da beraberinde getirmeli diye düşünüyoruz ve hedeflerimizi, beklentilerimizi çok daha yüksek bir noktaya çıkarıyoruz değerli seyircilerimiz. Bu temennimizin ardından böylelikle bu akşamki Manisa Televizyonu ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş olduk. Hem haber merkezinden hem de canlı yayın ekibinden arkadaşlarımla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir hafta sonu tatili diliyoruz. İyi akşamlar efendim.